Herkese merhaba. Arkadaşlar herkese merhaba. Şu video olayını pek beceremiyorum zaten. Normal bir şekilde devam edeceğiz. Tamam. Bugün ilk günüm. Dün gece saat 1:30'da trenden indim Cleveland'a. Trenden yarım saat falan bekledim. Bekledikten sonra bir yarım saat sonra da eve geldim. Saat 2 gibi falan evde oldum. 2-2.30 gibi. Sonra saat gece 5'te falan yattık. Sabah 5'te yatıp sabaha doğru 5'ti. Daha zaman güneş yeni çıkıyor gibiydi. Saat 10 gibi uyandık. Hani o kadar yorgunluk, o kadar şey vardı üstümüzde. Uykusuzluk vardı. Hani onu biz de anlamadık. Niye böyle bir az uyuduk? Ondan sonra arkadaşlar şimdi size nasıl geldiğimi anlatacağım, tamam mı? Bu videoda çoğu kişi zaten benim Kıbrıs'ta veya Türkiye'deki arkadaşlarımdan bir tanesi. Zaten pek de yabancı izlemiyor. Şöyle anlatayım. Kanka öncelikle İstanbul Havaalanı'ndan şeye bindik, Chicago'ya. Bizim kişi başı ortalama 20-22 bin TL tuttu. Bizim uçak biletimiz kişi başı. Eşimle birlikte geldim ben. Öyle çok da pahalı değildi açıkçası. Chicago'ya indik. 11 saatlik bir uçuştu. 9000 kilometre. Chicago'ya geldik. Chicago'ya geldikten sonra yani internet yok, hat yok, hiçbir şey yok. Wi-Fi bir de çoğu yani hiçbir yerde Wi-Fi yok. Hani normalde biz İstanbul Havaalanı'nda Wi-Fi'lara falan bağlanıp işimizi öyle hallettik. Kıbrıs hattı üstümüzde olduğu için internet yoktu. Neyse yani herkes çoğu kişiden rica ettik hani Wi-Fi falan filan. Yani kimse şunu yapmıyor. Aa senin gerçekten yardıma mı ihtiyacın var? Sana elimizden geleni yapalım ya da ne yapabiliriz senin için? Kimse böyle bir durumda görmedik. Çok nadiren 2-3 kişi gördük. Onun dışında kime söylediysek polis dahi olsun o kadar da bir yardım dokunmadı. Sonra şeydeydik. Uçaktan indik. Birkaç kişiye böyle asıl görevli, asıl bu işi yapanlara söyledik. Onlar da bize işte şuraya gidin. Birkaç çatpat İngilizce kelimelerle falan filan. Şuraya gidin, buraya gidin. Oraya gittik. Sonra yani bir yukarı bir aşağı. Yani 2-3 kere yukarı aşağı indik. Sonra yaşlı bir tane çalışan bir amir vardı. Ona söyledik. Ohio Cleveland'a gideceğimizi söyledik. O da şunu söyledi. Hani oraya gidemez. Ohio Cleveland'a tren yok dedi. Ama şöyle varmış. Chicago'ya gidiyormuş. Tren Cleveland'da duruyormuş. İşte biz de bunu anlatmaya çalıştık. O da sonra bayağı bir şaşkınlıkla bunu size yardımcı olabilirim falan filan dedi. Ve çok da güzel yardımcı oldu. Bize anlattı falan filan. Sonra bizi başka bir yere gönderdi. Trene doğru. Biz tam trene binecektik. Bir tane şey kızı gördük. Çünkü trene binmeden önce orada şey vardı. Yani tren yerine geçemiyorsunuz. Orada kollar vardı. Yani siz kartınızı basmadan o kollar açılmıyordu. Kapılar açılmıyordu. Ondan sonra şeye geçiyorsunuz. Tren istasyonuna doğru geçiyorsunuz. Bir tane kızdan rica ettik. O kız da bir görevliydi. O sırada yağmur yağıyordu. 54 tane bavulumuz var. 2 tane çantamız var. Bir de elimizde de poşet var. Yani bayağı bir ağır ve yorgun bir durumdayız. Kıza rica ettik. İşte kız pek ilgilenmeme durumundaydı. Sonra bir baktım telsiz çaldı. Bize yardım eden yaşlı adamın sesi tanıdık geldi bana. Onlar o çocuk işte bir şeyler söyledi. Sonra baktım kız bizim valizleri aldı. Bir tane mavi makinenin yanına götürdü. Oradan bilet kesti. 2 tane bilet. Aynen o kapıları açmak için. 10 dolar aynen şey bir karta 2 tane bilet yükledi. 10 dolardı. Yani bir diğerini de iki kere yaptı. Bir tane benim için bir tane de eşim için yaptı. Ne olur ne olmaz diye. Total 20 dolar oldu. Biz açtık normal şey, trene bindik. 16 bir dakika hayır 20-21 durak sonra bizim yer geldi.
Klipton mu? Kliton muydu? Neydi? Öyle bir duraktı. Biz orada inmemiz gerekiyordu. Hani tren hızlı gidiyordu. İyi güzeldi ama nereden baksanız hani 1,5, 2 saat, 3 saat boyunca o tren içerisindeydik. Hani o durağa gitmesini falan bekliyorduk. Ha bu arada bizim oda böyle. Böyle bir odadayız. Şöyle etraf böyle. Şöyle. Yani güzel. Şu dışarısı da çok güzel, yeşillikler falan filan da şu an güneş yok. Sonra neyse, nerede kalmıştık he? Neyse o 20-22 durak geçtikten sonra bizim durak geldi. Biz de duraktan indik. Hani iyi olan şey neydi? Bir durağa geliyordu. İnen olduğunda iniyordu, inmeyen olduğunda hemen hızlı kapılar kapanıp gidiyordu. Neyse indik biz. Sonra işte başka bir tren istasyonuna gideceğiz. O tren istasyonu bizi Cleveland'a götürecek. Ohio. Tamam mı? Yolda bir yola geldik. Yolda da işte yine sağa sola falan soruyoruz. Kimse bilmiyor. Sanki amına kodum çocukları uzaydan bırakılmış. Ulan şerefsiz. Anasını avradını. Lan adama soru soruyorsun. Anladın mı? Bak adama soru soruyorsun. Adam sana bilmiyorum diyor. Lan bilmiyor. Ulan orospu çocuğu. Amına koyayım çocuğu. Telefondan bak. İnternetin var. Burada zaten internet sınırsız. İnternet yani her telefon, herkesin elinde telefon var. Herkesin. Kimse hani şeyi söylemiyor hani. Hiçbir yerde görmedim. Hani bu sıra neden ilerlemiyor? Veya çok sıkıldık. Ve hani bir şey yapmıyor, agresif davranışlar yapmıyor. Telefonla videolar izliyorlar, telefondan yarrak gibi videolar izliyorlar, saçma sapan orospu çocukları. Neyse arkadaşlar, yani bakmıyor, anladın mı? Adamın elinde sınırsız internet var, 2 dakika diyecek ki şuraya gidin. O ve onlar gibi. Neyse zar zor işte birisi, o zaman da yağmur yağıyor. Yani düşünün 4 tane bavul, çanta falan filan. Zaten anamız ağlamış. Yani bir ileri gidiyor, bir geri geliyor. Bir ileri gidiyor, bir geri geliyor. Şans eseri bir yeri gördük. Şans eseri. Eşim dedi ki yani burası olabilir. Ben de oraya otopark sandım. Tamam dedim, girelim dedim. En azından yağmur gelmesin. Ipıslak olmuşuz. Avradını siktiğim adam bize yardım etseydi böyle olmazdı. Neyse girdik oraya. Bir baktık train yazıyor. Vay be, yani anlaşılması ve yardıma ihtiyacım olduğu o uğurlu, o mükemmel kelimeyi o an orada gördüm. Sıraya falan girdik bir şekilde. İşte Cleveland'a gideceğimizi falan söyledik. Bilet kestik. İşte kişi başı ne kadar? Yani 125 dolar falan da, kişi başı 125, 130 dolar falan da. Yani o çok da yüksek değildi açıkçası. 6 saatlik bir trendi. Oradaki şeyde de tren istasyonunda da bir 4 saat falan bekledik. Hani daha çok bekleyenler de varmış. Onu da bugün öğrendim. O yüzden içim rahat. Abi kime gidersen git doğru düzgün yardım etmiyorlar. Hiçbir şekilde sana böyle yarrak gibi bakıyorlar. Sana böyle sanki sen elinde bıçakla adamı şey yapacakmışsın gibi, adamlar seninle muhatap olmak istemiyor. Baya bir değişik bir durumdur. Bir öyle mesela bir abi vardı 62 yaşında, onun ismi Paul'du. Adam çok güzel bir şekilde sohbet ediyordu, konuşkan birisi. Bir anda geldi, yarak geldi, sohbet etmeye çalıştı benimle. Baya da iyiydi. O sırada ben de duvardaki yazıları okumaya çalışıyordum hani. Ne oluyor, ne bitiyor falan filan gibisini anlamaya çalışıyordum. Geldi, o da okuyor. Şakır şakır konuşuyor. Biz de işte çok hızlı ve o kadar da iyi İngilizce bilmediğim için. Okey okey yes. Yarak yürek hareketler yapıyorum ama hani olmasın. Hani ben dedim adam kısa cevaplardan gider herhalde. Abi bu yemin ediyorum size nereden baksan 2-2,5 saat bir sohbet içerisinde bulunduk. Hep bir aradayız. İşte sonra gel dedi sana tren istasyonunu gezdirim dedi.
Kocaman tren istasyonu, Avrad'ın sükim o kadar lüks, o kadar mükemmel ki hani böyle bir dizayn çok yakıştırdım oraya. Kocaman ama. Kocaman. Hatta o kadar güzel görünüyordu ki orada düğün fotoğrafları çekiliyordu. Bu kedi mi lan? Bu ne amına koyayım lan? Oğlum size bir şey göstereceğim. O ne lan? Dışarıda o fok balığına benzer bir şey var. Neyse. Kedi burada hiç yok. Kedi olduğunu düşünmedim ama tombul bir şeydi. Hayvan. Şaşırıyor amına koyayım. Neyse. Adam tren istasyonu falan filan getiriyor. Bu da güzel yani. Ay o sıra şöyle bir durum oldu. Trene bizim saat geldi. Trene bindik. Tren çok iki katlıydı ve çok büyüktü. Oturduğumuz yer falan filan. Böyle ayaklarımızı uzatacağımız bir yerde. Bayağı da rahattık, uyuduk falan filan. Sonra trende şöyle bir şey var. Biz bilet kesmiştik. Trene binerken de gideceğimiz yer falan filan. Her şeyi onlar biliyordu, sayılıydı. Trenden inmeden 20 dakika önce işte bunlar şeyler geliyordu, görevliler geliyordu. Clearly 20 minute, 20 dakikanız kalmıştı. Sonra 5 dakika kala Clearly 5 minute, sonra tam inerken de işte Clearly olan biletler herkesin tam üst kısmında öyle adamlar yapıştırıyor. Geçen görevliler de bilet alıp bakıyor. Cleveland hemen bizi uyandırıyorlar, kaldırıyorlar. Sonra dışarıda sayım yapıyor. 1, 2, 3, 4, 5. Yani bir 9 kişi falan vardı. Dayı o amına kodum treninden indik. Cleveland istasyonu var. Lan Cleveland istasyonuna bir girdik dayı. Nereye gidiyoruz bu çocuğu? Çit var. Cleveland istasyonuna bir girdik. Lan o trenden inen herkes bir şekilde arabaya binen oldu. Uber çağıran oldu. Biz de orada göt gibi kaldık. Biz de orada göt gibi kaldık. Tamam. Bizim abi arasın hemen gelecek. Ama ben bu adamı nasıl arayacağım? Şu amına kodum işini ya. Burada ışık yok. Böyle. Işık yok. Işık yok. Işık yok. Bizim odada ışık var arkadaşlar. Yatakta yemin ederim çok rahat. Yastık da öyle. Neyse arkadaşlar. Bizim abi de aradık, Seçkin abi. Ama babam kadar iyi adam. Neyse. Yani o abi şöyle şöyle bak Seçkin abi biz nasıl aradık. Ya o kadar yol, o kadar yolculuk, tamam her şey tamam dedik. Abi çok sinirlendiğim bir şey oldu. Abi girdi şeye, Cleveland yazan istasyonuna girdik. Zaten adamları bizi bıraktığın yerde Cleveland istasyonu, tren sonra geri hareket ediyor tabi. O sırada Cleveland'den trene binmek isteyenler, Washington'a gitmek isteyenler vardı. Biz girdik, kimse yok tabi, ne yapacağız falan filan. Lan var orada 4-5 tane orospu çocuğu var, tamam mı? Lan şu sakal bak, adamlara küfür edeceğim. Sonra büyük sıkıntılar olacak, tamam mı? Analarını avratlarını siktiklerim. Lan adama söylüyorum bak, bu adam siyahi değil, bu adam İngiliz değil, bu adam Amerikalı değil, bu adam bir orospu çocuğu, tamam mı? Size adamı ancak yani adamın ırkını söylemek istemiyorum. Ama orospu çocuğun önünde gideniydi. Tamam mı? Sonra adam
Sonra adam sonra neyse arkadaşlar. Burada al ya. Arı ya. Neyse dayı. Daha ona bunu söyledik. Adam ve benim yaşımda bir tane çocuk yanında oturuyor. Tamam, saçını gör. Yani köpek gibi insanlar. Küçük de kız var. Küçük bir şey de diyemiyorum. Hani tam zamanında geldin ha. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Hadi hadi bay bay. Kapıyı kapatır mısın? Böyle sakallı adam. Çocukta böyle mal gibi bir saç kesimi vardı. İşte söyledim adama. Dedim ki abicim, dedim, işte iyi akşamlar falan filan. Bir telefonunuz lazım. Ben bugün Amerika'ya geldim. Ricasım 2 dakikalığına telefonunuzu kullanabilir miyim? Birini arayabilir miyim? SMS atabilir miyim? Abi adam olduğu gibi karşıya bakıyor ve sen manken gibi, tamam mı? Hiçbir şeye bakmıyor. Ve sadece dudaklar oynuyor. Hani demiyor kansız oğlu kansız. Bu adam bu kansız oğlu kansız demiyordu tabi. Bu adam sadece dudaklar oynuyordu böyle. Yanındaki çocuk da olduğu gibi karşı aynı korku filmlerdeki gibi. Tamam mı? Be ecdadın sikti. Allah korusun çocuk abi. Çocuk da karşıya bakıyordu. Ya abicim ben çok da zor bir şey söylemiyorum. Bana diyeceksin ki kardeşim. Vermiyorum amına koyayım. Zoruma gitmez, tamam mı? Ar ya. Bak burada kim var? Bak burada kim var? Hadi. Ben çocuğa da söyledim, tamam mı? Bak benim yaşımda çocuk var. Çocuğa da söyledi. Adamı görün nasıl biçimsiz. Nasıl sıfatını, eşkalini. Çocuğa da söyledim. Lan böyle oturmuşlar mal gibi bakıyorlar. Ha adamlara yarım saat küfür ettim böyle resmen yarım saat küfür ettim. Sonra ben biraz ilerledim birkaç adım falan attım. Sonra bir dönüp bir baktım hani bunlar kendilerine bir şeyler söylüyor. Ha o an merak ettim hani onların kafasında geçen şey neydi? Hani neden yardım etmek istemediler? Neden bu kadar suskun ve sessiz kaldılar? Bunları çok merak ettim açıkçası. Ve çoğu kişi de hani herkes birbirinden biraz korkuyor gibi bir durum vardı. Sanırım işte kimse belaya mı bulaşmak istemiyordu, uzak mı durmak istiyordu. Öyle bir durum vardı. Kimse kimseye de hiçbir şey yapmıyordu, bir şey demiyordu. Kimse kimseye uzun süre bakmıyordu. Fazla bir göz teması olmuyordu. Ya bulunduğumuz yerde oturulacak yer çok az vardı. Çoğu kişi hep yerde oturuyordu. Ayak mesela insanların geçtiği yerler oluyordu. Oralarda direkt bavulların yanına oturuyordu. Telefonun eline alıp prizlerin yanına oturanlar çok vardı. Bizim saat geldi. Bak. Merhaba de. Merhaba. Koş. Seçkin abinin kızı. Neyse dayı olmadı. Sonra ben dışarıya çıktım. Bir baktım bir tane oğlan. Tamam genç. Bu çocuk Amerikalılara çok benziyordu. Spor giyinmişti. Rica ettim çocuğa. İşte ben bugün geldim bana yardımcı olur musun falan filan. Bir SMS atayım. Numaraya girdim Amerika numarasını. Bir SMS attım. Abi biz geldik Cleveland'dayız diye. Ben çocuğa o çok mutlu oldum. Bak ne güzel adam yardım etti bana gibisinden. İçeri geçtim bir baktım. İşte eşim de oradaydı. Bir 5-10 dakika, 20 dakika, yarım saat bekledik. Arkadaş geldi. Türk bir arkadaş ismi yanlış hatırlamıyorsam Tolga'ydı. Tolga 2 yıl, 2,5 yıldır Amerika'da 14 gün boyunca ya çocuğun o zaman hiç tanıdığı yokmuş. Burada dil okuluna gelip burada kalmaya çalışmış. 14 gün boyunca havaalanında yatmış. 14 gün boyunca. Ha, kestirir mi sen de? Balalalele.
Çocuk 14 gün boyunca havalanında yatmış işte. Türk Hava Yolları'ndan inen Türklerle sohbet edip işte onlardan yardım talep etmiş. Çoğusu da çocuğun yüzüne bile bakmamış. İşte daha zor birini bulmuş. Baya güzel hikayeler anlattı bana. Yaptığı güzel şeyler, karşısına çıkan güzel şeyler anlattı bana. Baya da mükemmel. Bugün de birinci günüm. Gerçekten güzel bir hava var. Biraz soğuk. Bulutlar var işte. Bayağı gökyüzü bulutlarla dolu. Belki biraz daha yağmur yağar falan filan. Öyle. Her şey yolunda. Her şey adım adım ilerliyoruz. Evler aynı, her şey aynı. Hiçbir şeyin eksiği de fazlası da yok. Her şey tam. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Burada yardım dokunabileceğim kim varsa herkese yardımcı olmak için elimden geleni yaparım. Daha iyi videolar gelecek inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Benim o küfür edemediğim kişilere siz küfür edebilirsiniz. Dikkat edin kendinize.